Hocam, e... bir de hocam ölüm bence çok önemli yani ölümü bilmekle kavramak arasında bir fark var ölümü kim bilmez ki yani sorsak hepimiz öleceğimizi biliyoruz fakat kavramak ayrı bir şey dikkat edelim birçok kimse cenazenin altına girip hani dört kişi böyle cenazeyi taşıyor ya bazen tabi daha da çok kişi altına girebilir cenazenin altına girip taşıdığımız zaman bile birçok zaman o anda bile ölümü yeterince kavrayıp kavramadığımız sorgulanabilir. Onu sanki sıradan bir ritüel gibi görüyoruz. Orada zaten ölü gözükmüyor tabutun içinde. Yani ölümü kavramaya en yakın olabileceğimiz bir an cenaze olmasına karşı o anda bile ölümü kavramaktan uzak olabiliyoruz. Veyahut da ufak bir kav, e, dönem için bir yakınımızın ölümünde bir cenazede bir kavrama anına yaklaşsak da çok hızlı bir anda ondan uzaklaşabiliyoruz. E, o yüzden Allah'ın varlığını ve bunun her şeyden önemli olduğu fikriyle beraber ölüm olgusunu ve ölümün karşımızda olduğu olgusunu hiç unutmamamız lazım. Şimdi modern dönemde ortaya çıkan bir zihin var. Bu zihin aşağı yukarı şöyle bir şey sunuyor. İnsanlara diyor ki sen karizma elde et, para elde et, bolca cinsellik yaşa, köşeyi dön, namın yürüsün diyor. Ve bunları yapması için bu dünyada ...nasıl derinleşebileceğinle ilgili çok şey söylüyor. Teknolojiyi şöyle üreteceksin, bunu yapacaksın, işte iş bölümü şöyle olacak. Çok detaylı şekilde bu dünyada nasıl daha çok haz elde edilebilir, rahat elde edilebilir diye bir şeyler sunmaya çalışıyor. Ki bunların birçoğu da helal yoldan olunca ona da karşı değiliz. Yanlış yine anlaşılmasın. Fakat bu modern dönemdeki sunulan hayatta... ...dünyevi teknoloji üretmene birçok şeyde müthiş bir sofistikasyon, ince düşünme varken olabilecek en derin konularda ciddi bir derinlik, bir gereğince yaklaşım yok. Bu şuna benziyor. Yani modern toplumda birçok insan sığ bir denizde en başarılı şekilde yüzdürülüyor. Fakat o daha derin meselelerin olduğu deniz sanki yok kabul ediliyor. Oralara götürülmüyor, edilmiyor. Ve sanki orası yokmuş gibi yapılıyor. İnsanlara sürekli açık fikirli ol, yeniliğe açık ol, marketing mi yapacaksın? Marketing'te yeni pazarlama stratejilerine açık olman lazım falan. Mesela buna benzer söylemler var. Fakat her şeye açık olanması tavsiye edilen fikir insanlar işte devlet yönetiminde, siyasette hele hele şirket yönetiminde değil mi? Daha çok kar elde etmek için müthiş bir açıklık önerisi varken bir bakıyorsunuz her şeye açıklık, her şeyi görmek, hiçbir şeyi gözden kaçırmamak üzerine kurulu bir sistem zannediyorsunuz. Fakat içine girdiğinizi birçok kimsenin hayatı ölüm yokmuş gibi yapıp ölümü görmemek üzerine kurulu. Hocam... Yani en büyük gerçeği hayatımızın içindeki gerçeği tabii yani bu hayatın içindeki dünyanın içindeki olabilecek en büyük gerçeklerden birini görmemek üzere kurulu bir şey hayatın kendisinin ne olduğuna ilgili çok büyük bir aldatmaca varken daha önemsiz şeylerden hiçbir şeyi gözden kaçırma her şeye açık ol diyor olabilecek en önemli gerçekle ilgili düşüncelere kapalılığın arkasına saklanmış çok müthiş bir açıklık varmış söylemi var. Ama baktığımızda sen bu ölüm gerçeği gibi en önemli bir şey kapalıysan geri kalan her şey açık olsan ne olur? Hocam burada aslında bir şey var yani. Evet. Insan...